Ali Rehber Piyasa'nın herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Evet, şimdi aslında biraz daha uzun böyle planlı bir yayın düşünüyordum ama yine de birkaç noktaya değinmek istiyorum. Piyasalarda negatif algılama devam ediyor. Bunu günler öncesinden söylediğimi biliyorsunuz ve paylaşımlarım devam ediyor. Şimdi sizlere hemen şöyle bir şunu kapatayım. Birkaç duyuruyla bahsedeceğim. Başlayacağım daha doğrusu. Değerli arkadaşlar, bunu paylaştım Twitter'da da. Telegram veya WhatsApp grubum yoktur. Bunu lütfen birçok arkadaş arıyor diyor ki abi Telegram grubu senin mi? Değil arkadaşlar. Benim Telegram grubum veya WhatsApp grubum yok. Ama açacağım. Merak etmeyin, gerçekten açacağım. Şu Telegramcılar, WhatsAppçılar falan hakikaten çok enteresan. Açacağım ve orada neler yaptığımızı da göreceğiz. Ama yok, asla Telegram ve WhatsApp grubum yok. Açacağım zaman zaten sayfadan duyarsınız. Onu bildireyim. Tabii ki iyi, çok sağ olsun. İyi niyette, çok ciddi geri dönüş oluyor. Bu anlamda benim için de tabii önemli. Şimdi eğitimlerim devam ediyor. Eğitimler için bakın arkadaşlar, kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan biri. Şunu söylemek istiyorum. Belki de bir işlemden kaybettiğiniz para kadar veya birkaç günde veya bir günde, birkaç haftada, bir ayda verdiğiniz komisyon kadar. Kendinize bir yatırım yaparsanız net olarak şunu söylüyorum. En azından piyasalara bakış açınız değişecek. Net olarak şunu söyleyebilirim. Keşke daha önceden gelseydim diyeceksiniz bu piyasada. Artık yani hemen hemen özel eğitim tarafı biraz daha ağırlık veriyorum. Sınıf eğitimi, özel eğitimi, internet eğitimi katılabilirsiniz. Bu noktada pişman olmayacağınız bir eğitim, onu söyleyebilirim. Türkiye'de, dünyada da örnekleri yok, onu söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada evet, şunu da söylemek istiyorum, habire söylüyorum. Ankara eğitimi kontenjanımız dolmuştur arkadaşlar. Fakat her eğitimde ben kontenjan dolduktan sonra mutlaka 2, 3, 4, 5 kişilik yer açıyorum. Şu an için 3 kişilik yerimiz daha var. Bu pazar Ankara'da eğitimimiz var. Katılmak isteyenler son fırsat katılabilirler. Belki Ankara için artık bundan sonra son eğitim olacak. İzmir için de son eğitim olacak. İstanbul'a devam edeceğiz. Yani İstanbul'da gene eğitimlere devam edeceğiz. Yaklaşık Ankara'da 15 yıldım ve 15 yıldır verdiğim eğitim, İzmir'de 15 yıldır verdiğim eğitimleri son eğitim olması konusunda bilgi vermiştim. Yani son eğitimler olacak bunlar. Ankara, İstanbul, pardon, Ankara ve İzmir için, Bursa için de aynı şekilde, diğer iller için de aynı şekilde. Eğer imkanınız varsa katılabilirsiniz bu eğitimlere. Bundan sonra eğitimlerime katılmak isterseniz ya İstanbul'da sınıf eğitimimi bekliyor olacağım sizleri ya da internet üzerinden özel eğitimlere katılabilirsiniz. Onun için şu an için planım 2024'te Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da eğitim yapmamak, ne diğer illerde eğitim yapmak. Sadece bundan sonra İstanbul'da eğitim yapmayı planlıyorum. Katılmak isterseniz sayfamdan zaten görüyor olacaksınız. Şimdi tüm detaylı bilgilere de sayfamdan ulaşabilirsiniz. Şimdi bunun ötesinde değerli arkadaşlar, 17 Ekim'de ne dedim? Son 24 saat altında çok ciddi bir rally bekliyorum dedim. Ve ne oldu? Altında ciddi bir rally yakaladık. Tüm detaylarını da paylaştım bugün. Bakın, dün itibariyle altında son dönemde müthiş şeyler yaptık. Yani günlük normalde 7-8 dolar üzerinden gittiğimiz de oluyordu. Ama ortalamamız son günlerde 20 doların üzerine çıktı. Yani son 2 günde 35 dolarlık bir hareket yakaladım. Burada dakika saat skoru vererek de zaten bunları yaptığımı biliyorsunuz. 30 endekste de bugün, bakın 30 endekste de bugün yaptığım, bakın endeks 217 puan aralığında seyretti. Ben 348 puan yakaladım ve tüm detaylara tabii ki sayfadan ulaşabilirsiniz. Bunun varant tarafı var, endeks tarafı var, hisse tarafı var. Borsa içinde dün akşam ne demiştim? Son 6 haftadır 8500-7600 bandında dağıtım aşaması devam ediyor. Perşembe ve cuma en sert borsada satış günleri olabilir demiştim dün akşam itibariyle. Tabii bugün de bir düşüş beklediğimden bahsediyordum ama sanki Perşembe'nin düşüşü biraz daha erkene alınmış olduğunu düşünüyorum. Yarın da bu düşüş devam edecektir. 100 endekste
30 endekste nereye gireceğiz? Hangi hisselerde nedir durum? Bunlarla ilgili hangi hisseler güçlü, hangi hisseler zayıf? Nedir, ne değildir? Bunları da zaten paylaşıyorum. Eğitim grubumda zaten paylaşıyorum. Biraz önce çok detaylı bir şekilde eğitim grubumda paylaşım yaptım ve paylaştım. Bunun dışında Ankara kontenjanım dediğim gibi kontenjanımız doldu. Ek 3 kişilik yer açtık. Bunu takip edebilirsiniz. Başka, evet başka şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Pariteler, emtialar. Ha bu arada hemen şöyle bir şeye dönmek istiyorum. Oraya döneyim isterseniz. Bitcoin. Hemen bakın Bitcoin'de bir hareketlilikten bahsediyorum. Ne zamandır? Son 4 gündür. Yani bir şu sıkışmanın sonuna geldiğimizden bahsetmiş olduğum gün. Şu hareketin arkasından evet gayet güzel 29-30 hareketi geldi. Büyük olasılıkla biraz daha yani insanları küstürmeyip bal parmak çal misali. Bir süre daha böyle gidebilir. Kontrollü yükselişler olabilir. Son günlerde yakaladığım fiyatlar bir tanesi kriptolardan bir tanesi. HOT'tu. HOT gayet güzel. Bu TL ama birçok kripto var. Bu küçük kriptolar içinde mesela yarın öbür gün hala hazırda güçlü olması ihtimali üzerinde düşündüm. KNC mesela bakın KNC gayet güzel gözüküyor. Yeni bir hareket başlıyor. TRX'te bir hareketlilik söz konusuydu. Bakın burada da bu hareket güzel. Sol belki biraz daha neyse orayı geçeyim. SFP bu biraz daha iyi bir görüntü söz konusuydu. Biraz daha iyi olabilir. EOS biraz daha sanki bir dönüş hareketi varmış izlenim veriyor. Hangi enstrüman olursa olsun, hangi piyasa olursa olsun arkadaşlar ben her zaman her piyasada hepinizin çok rahat iş yapabileceğinizi biliyorum. Bu tecrübelerimi de paylaşıyorum. Eğer eğitimlerime katılmak isterseniz buyurun. Çalışmalarımı anlık dakikalık ya bakın diyorum ki son 24 saat veya diyorum ki bakın şuradan alıyorum, şu dakika alıyorum, onu anında yazıyorum, anında paylaşıyorum. Hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar. Mesela son günlerde bayağı bir düzeltme beklediğim Koç Holding hisselerinde bakın neredeyse ayın 10'undan 11'inden beri satış bekliyorum dedim ve hedeflerime geldiğini söyleyebilirim. Mesela bakın birçok kişi ben bu Astor raporunu yazdığımda 151'de bakın 151, 151, 155 bölgesi güvenli satış bölgesidir dedikten sonra şu hareketlerden itibaren sürekli Astor'da düşüş beklediğimi biliyorsunuz. Ve o günden beri de ben satış yapıp vadelisinde de satış yapıp paylaşıyorum. Ne kadar düşmüş? %25. Birçok insan ben bu raporu yazdıktan sonra ne diyor bu adam diyen tanıyanlar dışında 2-3 tane mesaj geldi. Kendi aralarında da konuşuyorlarmış. Arkadaşlar doğrusu öğrenir. 9 köyden kovarlar atasözümüz. Çok doğru. Ben hisse senetlerinde yükselişleri de yakaladığım gibi satışları da söylediğim için maalesef Sasa. Bakın Sasa oraya gelecek. O söylediğim o seviyeye gelecek. Aynı şekilde gelecektir diye tahmin ediyorum. Gelecek demeyelim de böyle dalga geçmeyelim. Dalga geçmiyorum zaten de. Demek istediğim verdiğimiz hedeflere geleceğini tahmin ediyorum. Hektaş aynı şekilde. Sasa aynı şekilde. Mesela yeni dönüşe başladığını düşündüğüm. Bakın gübre fabrikaları. Bakın gübre fabrikalarında dikkat büyük olasılıkla iyi bir kırılma başladı diye düşünüyorum. Son günlerde güçlü gördüğüm, çok güçlü gördüğüm, biraz daha ayrışan enerjisi bakın son günlerde güçlü gördüğüm diyorum. Endeks düşse dahi diyorum güçlü gördüğüm kağıt enerjisi. Gayet güzel, gayet iyi. Bunun dışında şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Gelişmeler doğrultusunda tekrar konuşuruz, görüşürüz. Ben burada paylaşımlarıma devam ediyor olacağım. Beğenilerde bulunabilirsiniz. Bu videoyu paylaşabilirsiniz. Eğitimlerime katılarak da kendinize yatırım yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar. İyi akşamlar.